Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç ile birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet merhaba. Merhaba. Az kaldı, az kaldı. Yani bayrama az kaldı. Sen bayramı çok özlüyorsun. Yok, farkındayım. Yok, yok. İşte tam tersine insan sonuna doğru biraz üzülmeye başlıyor. Öyle değil mi? Yani gidiyor diye. Elveda, yani. Elveda diyorsun artık. Yani şey yani Ramazan her defasında aynısı başımıza geliyor. Başta bir zorlanıyoruz, sonra insan bir alışıyor. Sonra da bitmesini istemiyorsun. Mübarek günler. Hayatta kaç defa yaşıyorsun? Aynen. Yılda bir defa. Peki, şimdi Bursa'dan bir görüntüyle başlayalım. El yapım patlayıcı düzeneğinin yol kenarına kurulması ve Adalet Bakanlığı personelini taşıyan otobüsün, servis otobüsünün geçiş sırasında patlatılmasıyla birlikte bir şehidimiz var. Allah'tan rahmet dileyelim. Bir ağır dörtte yaralının olduğunu biliyoruz. Tabii dediğim gibi yani hani bu PKK denen lanet terör örgütünün yapmayacağı aşağılık bir durum söz konusu değil. Bize mi saldıracak diyenler düşünsün cezaevi aracına yönelik bu saldırıyı kınamakla birlikte şehit olan personel Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla ilgili olarak başlığımız ikinin manşetine Hikmet. Evet yani tabii terör örgütü can çekişiyor. Artık bütün bu son operasyonda özellikle bütün aradaki bütün kampları ki Türkiye bağlantıları, PKK'nın Türkiye bağlantısı, işte YPG ve diğer Irak ve diğer unsurlarla bağlantıları kesiliyor ve bu operasyonda biliyorsun büyük kapsam, geniş kapsamlı bir operasyondu. Tespit edilen son şeyler de onları inleri de tespit ediyor, onlar da vuruluyor. Ve tabii hakikaten dediğim gibi tam tabiri caizse can çekişen, kolları kanatları parçalanmış terör örgütü böyle can havliyle işte eldeki ne varsa bulduğu sağ olsunlar tırnak içerisinde içerideki uzantıları, siyasi uzantıları, destekçileri ne göz ardı etmediğini, onlar da tabii bu işin en büyük şeylerinden, sorunlarından ve bu şekilde eylem yaptılar. Bir karşılık gibi düşün, tırnak içerisinde misilleme gibi düşün. Ama yani ben şunu söylüyorum. Dediğin gibi Allah'tan rahmet diliyorum şehidimize. Yaralara da acil şifalar. Ama can çekişen örgüt olduğunu biliyoruz. Bütün her tarafıyla kanadı, her tarafı kırılmış, kopartılmış parçaları, uzuvları darmadağın edilmiş bir PKK terör örgütü var. Siyaseten can tutmaya çalışan bir Türkiye'de siyasi akıl var. Bunun içerisinde evet. CHP'de var. Buyurun arkadaşlarınızı size sabah akşam fırça çeken, biz olmasak olmazdınız falan, o koltukta oturamazdınız diyen, utanmadan, sıkılmadan konuşuyor. İP'in genel başkanı orada hala. Efendim orada Türkiye'den, gelecekten bahsediyor. Ortaklarınız bunlar siz arkadaş. Niye bu kadar çok şey yapıyorsunuz ki, kabul etmiyor. Yokmuş gibi davranıyorsunuz ki yani. Al işte ortaklarınız, sizin siyasi ikbaliniz adına Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin diye bir araya gelmiş oldunuz. Hiçbir şey olmayan, böyle temelde bir ilkesi olmayan, ilkesizlik üzerine kurulmuş o altılı masa. Buyurun sohbeti konuşun bakalım bugün. Davutoğlu Babacan, Karamollaoğlu, rahmetli Erbakan hayatta olsaydı CHP'yi desteklerdi diyen Karamollaoğlu. Kılıçdaroğlu YPG bize mi saldıracak diyen ve aynı zamanda Meral Akşener, İP'in genel başkanı. Bize o benim değil, o benim dostum değil, o onun ittifakı, bu da bunun ittifakı. Dur bakalım. O ben bunu tanıyorum, tanımıyorum. O da onu tanıyorum. Herkes mi tanıyor? Buyurun, budur. Hala utanmadan, sıkılmadan çıkıp konuşuyorlar. Türk askeri, Türk polisi, emniyet birimleri, tamamı korucular, istihbarat teşkilatları büyük mücadele verdi. Ve bu ülke hakikaten son yıllarda teröre karşı çok büyük mücadele verdi. Çok büyük de başarılar kazandı. Aynen bugün olduğu gibi Irak'taki Suriye'deki kamplarını yok etti, yerle bir etti. İşte diyorum ya, yurt dışındaki o bunların, bu terör baronlarının sayesinde, baronlarının sayesinde ve aynı zamanda Türkiye'de de hala içinde kalmış olan işte HDP. Yani bugün HDP'den kaç gündür konuşuyorduk. İşte dün de Kılıçdaroğlu da mecbur kaldı. Mecbur kaldığı için de bir sosyal medya hesabından bir yayınladı.
Allah'tan rahmet diyoruz. Yani o da işte şehitlerimiz oldu veyahut da işte ne demişti ordumuzun Allah muhafaza etsin, ayağı taş değmesin falan filan diye arkasından fırçayı da yedi HDP'den, sen ne biçim konuşuyorsun diye cevap da veremiyorlar. Yani ben tabii bunlar hemen bir üstüne sıcağını belki de siyasi tartışma için belki biraz fazla hızlı gelecek ama içimiz yandığı zaman da hiç kimse kusura bakmasın. Şehit bizim şehidimiz. Sizin için çok kıymetli olmayabilir. HDP PKK ile iş tutan, onlarla bir yatağa girdiğiniz için sizin belki de size dokunuyor olabilir. Altılı masaya da dokunuyor olabilir. Doğru. O tür şeyler. Ama söylemek zorundayız. Konuşurken de efendim o benim ortağım değildi, bu benim ortağım değil. O CHP'nin ortağı. Ben tanımıyorum. O bunun falan filan diye. Valla o altılı masa içerisinde sizin ağababanız CHP'nin ortağıdır. Bu örgütü yapan, bu örgüt, bu terör örgütünü, bu terör faaliyetini gerçekleştiren terör örgütünün siyasi uzantısı CHP'nin buz gibi ortağıdır. Unutmamak lazım bunu. Yani buradan böyle geçiştirmek mümkün değil ama biz bir cümle daha, son bir cümle, bir ölür bin diriliriz. Terör örgütünün köküne kibir suyunu zaten döktük. Sayın aynı zamanda savunma bakanımızın da ifadesini söyleyeceğim şimdi onların şeylerini yani son, bekliyorum. Son terörist bitene kadar, tek bir terörist en son üstünü yok edene kadar bu mücadele devam edecektir. Bir ölür bin diriliriz. Bu da bilginize. Aynen öyle. Milli Savunma Bakanı'nın açıklamaları var. Bu pençe kilit operasyonuyla ilgili Hikmet'in dediğine ek olarak bunlar saldıracakları böyle hainlik böyle el yapımı bombalarla saldırıyı gerçekleştirecekler. Şehitlerimiz olacak elbet. Allah dediğim gibi gani gani rahmet eylesin. Savunma Bakanı'nın açıklaması var. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan roket atarlı saldırı sonucu piyade Temen Kaan Kanlıkuyu'nun şehit olduğunu duyurdu. Bir şehit de orada var. Onu da söylemiş olalım. Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasında bölgede hava kuvvetleriyle ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir denildi. 26 teröristin etkisiz hale getirildiği de yine açıklamada var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, pençe kilit operasyonuyla terör yuvalarının kilitlerinin tek tek parçalandığını ifade etti. Terör örgütünde çöküş hızlanmış ve elebaşları tarafından da terör örgütünün yaşadığı dağılma, çöküş açıkça ifade edilmeye başlanmıştır cümlesi var. Terör örgütü PKK ağır da haberler indirildiğini de ifade ediyor Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında. Dediğim gibi zaten sayılar 3-5'i geçecek halde değil. Sayın Süleyman Soylu bu konuyla ilgili açıklamaları yapıyordu. Fakat içeride hala canlıyız, hala diriyiz diyebilmek adına bu alçakça saldırıları da şehir merkezlerinde düzenliyorlar. Bir karşılığı yok elbette. Ama dediğim gibi hedefleri hala hayatta olduklarını, hala canlı olduklarını duyurabilmek ama elebaşlarının ters konuşmalarında ne durumda oldukları net bir şekilde anlaşılıyor. Dediğim gibi, en başında söylediğim gibi PYD kime saldıracak sorusuyla bu terör örgütünü ve onun farklı kollarını meşrulaştırmaya çalışan başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet partilerinin hali pürmelalini de unutmamak, bu şehitlerin kanlarında parmakları olduğunu en azından söylemleriyle hatırlatmak da boynumuza borç. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Evet. Şimdi diğer başlıklarımıza bakalım. Bu özellikle bu Suriyeli meselesi, göçmen meselesi seçimler yaklaştıkça muhalefetin gündemine oturmaya başlıyor. Standart argümanlar. Standart argümanlar olmaya başlar. Şimdi daha da artacak. Yani şunun şurasında ne kaldı ki işte Mayıs-Haziran'da bir buçuk ay oradan 12'de oradaydık da 13-14 aylık bir süreç kaldı seçimlerin yapılmasına. Bu iş dozunu giderek artıracak hale gelecek. Öyle gözüküyor. Sayın Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanımızın bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı. 24'ün parlamento şefi sevgili Nagihan sormuştu meclis çıkışında İçişleri Bakanımız Soylu'ya. Bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Özellikle bu göçmenlerin durumu, göçmenlerin
ülkelerine geri gönderilmesi sığınmacıların. O konuyla ilgili açıklamaları var. Onu bir dinleyelim. Sevgili Nagihan'ın sormuş olduğu soruya İçişleri Bakanımızın verdiği, Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevabı dinleyelim. Ardından Devlet Bahçeli'nin de bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Ona da değineceğim. Buyurun. Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda uluslararası bir tahrikin içerisinde olduğu apaçık ortada. Ya dikkat ederseniz 2019 yılında seçim vardı. İstanbul ve Türkiye'nin her yerinde özellikle Kılıçdaroğlu ve avanelerinin en temel meselelerinden bir tanesi biraz da Avrupa hormonu, Batı hormonu, sığınmacı meselesi. Sonra sığınmacı meselesi konusunda 2019 yılı seçimi bitti. Sonra bu meseleyi askıya aldılar. Ama biz askıya alamayız. Biz kaçak göçmenle mücadele ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye'ye uluslararası koruma statüsünde gelenlerle de ilgilenmek zorundayız. Yaklaşık 2,5 milyon Türkiye'ye girmek isteyen kaçak göçmen engellenmiştir. Kılıçdaroğlu maalesef Türkiye'de yabancı düşmanlığını körüklemek ve aynı zamanda her seçim takviminde sığınmacı meselesini gündeme taşıyabilmek için bir tahrikat üslup ortaya koymaktadır. Hep bunu yapıyor. Fakat şunu da hatırlatmakta fayda var. Devlet Bahçeli bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı biliyorsunuz. Bayrama gidenler, gidebilenler geri gelmesin kardeşim. Madem gidebiliyorlar kalsın cümlesini kullanmıştı. Bu konuyla ilgili olarak da Süleyman Soylu'nun şöyle bir cevabı var. Güvenli bir bölgeyi hani genişletmeye çalışıyor. Türkiye'nin zaten uzunca bir süredir yapmaya çalıştığı hedeflerden bir tanesi o. Özellikle Batı'nın bu konuda bir yaklaşım sergilememesi. Çünkü biz orada değil mi? Yani hani o evlerin yapımıyla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin başını çektiği, başta Almanya olmak üzere diğer ülkelere gelin bu bizim güvenli hale getirdiğimiz, nasıl getirdik buraları güvenli hale? Barış Pınarı operasyonuyla, Zeytin Dalı operasyonuyla ve diğer operasyonlarla biz bazı bölgeleri Suriye içerisinde güvenli hale getirdik ve yaklaşık işte 500 binin üzerinde insan geri döndü. Gelin bunların sayılarını artıralım. Özellikle bu güvenli bölgelerde başta green zone dedikleri yeşil alan oluşturalım. Buralarda evler yapalım. Daha fazla göçmen kendi toprakları içerisinde yaşasın. Biz de destek verelim. Dünya olarak şeklinde. Özellikle Avrupa'ya bu konuda açıklamalar yapmıştı ama Avrupa her zaman olduğu gibi yine üç maymunu oynamış. Türkiye'nin bu teklifine yaklaşmamıştı. Şu anda Süleyman Soylu'nun ifadesiyle, İçişleri Bakanımızın ifadesiyle, Devlet Bahçeli'nin de uyarmasıyla şöyle bir hakkımız olduğunu hatırlattı Sayın Soylu İçişleri Bakanı. Yani buna bir kısıtımız olabilir. Yani gönderme hususunda ya da işte sınırı gidip bayramlaşma yapıp gelme hususunda bir kısıtımız olabilir. Böyle bir hakkımız var cümlesiyle bir hatırlatmada bulundu Süleyman Soylu. Şimdi söylemiş olalım. Bu göçmen meselesiyle ilgili ben yani hakikaten bazen öyle can sıkıcı yerlere gidiyor ki olay. Bir iki cümle falan konuşuyor, söylüyor adam ama işte şimdi ben de böyle konuşursam diyor ki mesela ya adam şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bunu da söylersek bize hemen ırkçı damgası yapıştıracaksınız. Ama işte ben Türkiye'nin kültürel dokusundan, tarihi bilmem ne falan diye öyle komik komik yorumlar. Adam bildiğin düz faşist, bildiğin düz ırkçı, neydi kusura bakmasın da alayına gider kim ne diyorsa. İşte bunlar bizim toplumuza uyum göstermedikleri için bunları şöyle yapmak lazım. Kapıları açmayacaktık, gelmeyeceklerdi, ne işimiz var bilmem ne, nüfusumuzun şu kadarı. Arkadaş nasıl bir anlayış, bunu hala anlamak lazım. Bak ben kendim, bizzat kendi adıma söylüyorum. Toplamda 19 yıl gurbetçilik yapmış bir insan. Burada bir empati yapın diyorum. Bizim bazı paçozlar, bazı tıynetsizler, kendisi gurbetçilik yapmış, yaşamış bunları. Hani dünyanın da en gelişmiş demokrasisinde sorarsan, Almanya'nın şurasında, Almanlar böyle bilmem ne yerde çekmiş, bunu çoluk çocuğuna torununa anlatır. Biz gittiğimizde karakola Almanız Türk'te ayırırlardı falan filan. Halbuki ben Müslüman bir Türk'tüm orada falan diyen çok üzülürüm. Aynı kaşalot.
çıkmış burada yorum yapıyor. Bunlar kültürel dokumuzu bozar bilmem ne. Ya Allah rızası, hadi Alman Türk diyorsun. Asla kültürel olarak bir yere gelmediniz İkinci Dünya Savaşı'na kadar. Hep uzaktan dostumuz kaldınız. Hiç daha savaşmadık bir de güzel tarafımız. Bir daha söylüyorum. Bu ahmakça olan yorumları da anlamakta zorluk çekiyorum. Herkes bir yerden gelmiş yani. İlla onun paltosundan bahsetmiyoruz zaten. Adem lavayız. Bir. Kültür bilmem ötü doku bozuyorsun. Hangi dokuyu bozuyorsun? Yani doku, bozulan doku ne? Sınırımızdaki diyor ki Suriyeli diyor. Bu diyor Iraklı diyor. Bu diyor Kürt. Bak diyor bu diyor aslen Türk değil. Ya Suriye dediğin mevzu 80 sene önce sınır mınır mı vardı yani? 80 sene önce 100 sene önce bizim toprağımız olan yerlerdi onlar. Aynen. Çok zor çünkü şunu anlamaya çalışıyorum. Diyor ki bizim diyor demografik yapımızı bozacak. Ya Osmanlı'nın demografik diye bir derdi yoktu zaten. Osmanlı İmparatorluğu dediğin büyük bir necip millet. Büyük millet hepsi içine alan koca bir imparatorluktu. Biz böyle büyüyüz. Bütün imparatorluklar da böyledir. Bunda farklı bir şey biz yapmadık zaten. Amerika'daki İspaniklerin sayısı, kesinlikle. Meksikalıların sayısı, Küba'ların sayısı. Çinli vardır. Ay ben Amerika diye bağırır sayısı, Çin çekiyoruz. Japonların sayısı. Bravo. O Çin'e hatta ben gidememiştim hatırlıyorsun. Dediler ki bu vakitlerde biraz sıkıntılı olur. Chinatown mu diyorsun? Hayır, yetişemeyiz diye Chinatown. Çok istemiştim, gidemedim. Abi alayı Çin'de, her taraf Çince yazıyor. Adam bir çıkıyorsun, I'm American diye bağırıyor adam, ben de Amerikalıyım. İngiltere'de baba, de var, Londra'da da var. Ama sen bir 65 pek Amerikalı'ya benzemiyorsun. Demiyorlar Amerika'da da. Şimdi bizim gerzekler, alayına gitsin gerzekler. Onu oraya getirirsen, Suriye yaşam tarzı çok bozuk. Oğlum bak ben 2 senede Reyhanlı ve Hatay'da kaldım. Kaldım, yaşadım orada. İlk gittiğimde bana bakkal ne istiyorsun dedi, bilmem peynir bilmem dedim, çocuğum daha o zaman gencim, tak tak Arapça yazdı, o kırılıyor kalbine cümle hadi kırılıyor tak 12 lira dedi bana. 1978 dedim baba bu dedi başka dil konuşuyor falan. 39'a kadar da biliyorsun zaten ayrı federasyon da orası. Ya Siirt'e git, Mardin'e git, Arapçası var, Süryanisi var, Müslümanı var. Ondan sonra Türkiye'den bahsediyoruz. Bizim Süryani buradaki Bostancı'da komşularımız vardı, Arapça komşularında. Süryani, bunun yaşam tarzı. Ermeni, bunun yortu bayramı olmadı falan. Yok. Nereden çıkarttınız lan bunları? Sınır. Ben hatırlıyorum. Affedersin, mayın eşiği derler ya. Cilve Gül sınır kapısından karşıya eşekler gönderilirdi. Yaşadım ben bunu, gözümle gördüm. Orada yaşadım diyorum. Arkasından Suriye'ye gidip millet buradaki var ya, abi nereye gidiyorsun Sayın abi? Abi bizim amcaoğlum gidip geleceğim. Gittiği cilve gözlü karşısındaki sınır Suriye köyleri. Aynı Şam ekmeğini yiyorlar, aynı tatlıyı, künafa, baklava, aynı şeyi yaşıyorsun. Nasıl bir Kürt, Iraklı Kürt'le? Propaganda Kürt filmi kimindi? Sinan Çetin mi? Sinan Çetin'in propaganda filmini hatırla. Bu şimdi ben bunu çok aptalca tek tek örnek vererek anlatmaya çalışıyorum. Şimdi diyor ki abi, bizim demografik yapımız diyor yani... Sen hangi kalite, hangi şeyden bahsediyorsun arkadaşım? Bu şöyle bitirmek istiyorum. Çünkü bu iş çok uzun mesele. Özellikle gurbette yaşamış bir insanın bunu yaşaması lazım. Benim önünü o şekilde veriyorum. Suudi Arabistan'da yaşayan 30 sene yaşamış. Daha çocuğu doğmuş, çocuğu büyümüş adam. 30-35 sene yaşamış Suudi Arabistan'da adam. Bunu anlattığı hikaye çok ünlü, hiç unutmuyorum. Müslüman. Oradaki adam Muhammed. Bu da bizim Ahmet. Trafik kazası yaptıklarında yaşanmış bir hadiseden bahsettiler. O da şu. Dan diye kaza alıyor. Suud'da çıkıyor diyor ki. Ya diyor işte buradan geçtim diyor. Ya diyor ben diyor geçmedim. Ben haklıyım. Burası benim yolum. Sen tarih yoldan geldin. Arkama vurdun bir de. Diyor ki adam diyor. Sen diyor bu ülkeye gelmeseydin bu kaza olmazdı diyor. Ya ırkçılığın, sapıklığın, manyaklığın sonu yoktur hocam. Bir de son şöyle bitireyim. Sabah duyduğum için söyleyeyim. Radyo ismi vermeyeceğim. Ama Doğan can mıdır? Doğan canlı mıdır? Tesadüfen duydum bugün. Çok enteresan, tesadüfen duydum. Telefonla mavra yapan bir şey. Yani radyocu. Neydi biliyor musun? Birisi bağlandı Samsun'dan. İlaç yapması tam çocuk. Tamam işte herkes mavra yapıyor. Bugün günün anlamı. Hadi bakayım bize sabah enerji ver. Sabah şekeri tadında bir program. Doğan canlı mı? Canlı neyse. Neydi? Adam dedi ki biz çok dedi Suriyeli var. Alp dedi Suriyeli görmek istemiyorum. Doku bozuluyor deyince. Bir çocuk or çıktı. Çocuk diyeceğim bilmiyorum. Konuşması bir garip. Tamam, bunları istemiyorum ben dedi burada görmek dedi. Buna geleceğimizi tehdit etmiyor. Bir başladı konuşmaya. Aman Allah'ım bak. Kanalın ismini söylemedim. Bilmiyorum sen. Yetkili olduğu için söylersin belki ama. Doğan Can mı? Doğan Canlı mı? Canlı diye belki de ismi, ben mavrası bilemiyorum. Bir ırkçılık yaptı hocam.
müzik programı yapan bir ırkçılık yaptı. Ulan senin kapasiten, kalibren ne? Hmm. Ne okudun? Ne zaman poponu çıkarttın da oradan sokaklara indin? Hangi dertte, hangi şeyi gördün? Evet, genç bir arkadaş. Süper FM'deymiş. Öyle mi? Hmm. Bilmiyorum hangi FM. Tezahürat çevirince işte ben takılıyorum bazen. Doğan Canlı. Şeyden hani arada bir civcivden kurtulmak için çeviriyorsun ya. Oraya döndüm. Ama o bile çıkmış. Bak radyo programında ben bunları diyor geleceğimi tehdit ediyor onlar diyor. 7 milyon 8 milyon diyor ya. Geç idaresinin kitapçığı var. Yukarıda okudum ben. Bende var. Suç oranları Türkiye ortalaması altında. Dedikleri gibi bir şey yok. Zaten yalan söylüyorsunuz. Zaten bu tutularda hani şey olana hemen hemen. Zaten sayıları da işte böyle 5 milyon 7 milyon falan değil. Vereceğim ama Süleyman Soylu'nun bu konuyla ilgili açıklaması vardı. Yani hani sayılarıyla ilgili geri gönderilenler, bu konuyla ilgili evet, işte diğer meseleler, hepsinin falan şeyleri ama vardı. Ama zorla göndermemadım abi ya. Yanlış bir şey. Oradan bir... Ben kaç tanesi gittim evlerine, burada İstanbul'da gittim evinde iki tane, bir anne kalmış iki tane çocuk. O çocukları okutmaya şöyle, çalışıyoruz. Şöyle bir şey, bunların hepsi kayıt altında. Yazık diyorlar ya. Ki seçimlerde bu 5 milyon Suriye'nin hepsini vatandaş yaptılar, Erdoğan'a oy verecek falan. Yani vatandaş işte. Yapılanlarının toplamının sayısı 2021 yılı sonu itibariyle 197 bin civarında. Sayın Soylu açıklama yaptı bunları. 500 bin civarında geri döndü. Bu konuyla ilgili olarak 5 milyon, bu sadece Türkiye ile ilgili değil, nüfusun yarısından fazlası ülkeyi terk etti. Yer değiştirdi. Evet. Yani bu Ürdün'de var, ondan sonra diğer başka ülkelerde var. Kendi ülkesini terk edip sığınmacı olarak yaşayan Suriyelilerin sayısı. Ve bu adamların günahı değildi. Tabii bakma doğru, sen doğru, savaşı, Suriye'deki savaşı Erdoğan başlattı var. Diyen Temel Karamollaoğlu'nun muhtemelen yaşından dolayı bazı mevzuları hatırlayamıyor olmasını yaşına veriyorum. İnşallah öyledir. Yani öyle öyle diyor. Başka sapık demeyelim. Başka türlü ne olabilir yani? Ama, hani meseleyi bilemeyecek benim. Kadar cahil bir siyasetçi değil. Temel Karamollaoğlu bunların İnşallah. Hepsini bilebilecek ya. İşte ancak yaşından dolayı unutkanlığına veriyorum ya da başka bir rahatsızlığına veriyorum. Çünkü Suriye Savaşı'nı Erdoğan başlatmıştır diyebilmek için... Dil olmak lazım. Kafayı sıyırmış olmak lazım. Ya hain olmak lazım. Hain öyle değildir. Evet. Ya da hakikaten bir rahatsızlığı Tabii olması lazım yani. Ben rahatsızlığı olduğu, sıkıntısı olduğu tarafına... Ya Erbakan yaşasaydı CHP'yi destekler diyen bir kişinin... Aynen. Şimdi bence bütün bunları alt alta üst üste koyduğunda şunu görebiliyorsun net bir şekilde. Tüm dünya için geçerli göçmen, sığınmacı meselesi. Tabii canım. Bunları sorun olarak da görebilirsin. Ama biz bu coğrafyada mazluma el uzatmış bir milletiz. Hep yaptık bunu. Hep bunu yaptık. Ve milletimizin sadece, ferasetiyle, evet. milletin bu konudaki desteğiyle, bakmayın siz sosyal medya üzerinden böyle cazgırlık yapan tiplere. Elbette bunların provokatif amaçlı yaptığı ya da yaptırılan hareketlerinden biz de memnun değiliz. Biz de bunlarla ilgili şikayet ediyoruz ve güvenlik güçlerinin bu konuyla ilgili acil müdahalede bulunmasını istiyoruz ve acil müdahalede bulunuyorlar zaten. Gereğini yerine getiriyorlar. 500 bin civarında kendi giden var. Sınır dışı edilenlerin sayısı yine binlerce. Ve bu konuyla ilgili olarak kriminal bir suç işini anında gönderiyorlar zaten. Hiç bunun kaçarı kurtuluşu yok. Bütün dünyada da böyle. Ortalamaya bakmak lazım. Yani suç oranlarını hatırlıyorsun. Sen de konuştuk daha önce de. Bak, Ukrayna meselesinde çok de konuşuyorlar. Vardı. Sarışın mavi gözleri herkes kucakladı falan. Burada kucaklamadı şey yani Bunların böyle bir şey yok. Orada da yok. Orada da selektif ve seçme yapıyorlar ama elbette Suriyelilere, Afganlara, Iraklılara ya da Pakistanlılara dünyanın başka bölgesinde bu anlamda sığınmaya ihtiyacı olan sarışın mavi gözlü olmayanlara nazaran bu sarışın mavi gözlere pozitif ayrımcılık yapıyorlar kabul ama bunlardan da rahatsızlar. Doğru. İstemiyor Avrupa da istemiyor sarışın mavi göz olsa ilgili. Sevgili Murat şunu söyleyeyim bir tek Avrupa'da yani bak diyorum ya vicdanlı olmak lazım. Böyle kör parmağım gözüne yok öyle bir şey. Ya Almanya'yı takdir ediyorum bu konuda. Ya verdiği vaatler son tutmadı arkası bilmem ne ama şöyle takdir ederim bak bize yaptıkları hainlikler çoktur. Onu da söyleyeyim. Doğru. Özellikle ama yaklaşık geçen seneye kadar da 900 bin üzerinde mülteci aldı Almanya. Bu da bir vaka şimdi rakam. Biliyoruz onları da. Kaç? 900 bin üzerinde. Yani Almanya için iyi bir rakam. Biz isterdik ki bütün Avrupa'da böyle bir şey olsun. Almanya'da büyük. Yani en büyük nüfus zaten. Birazcık söylediğine ilaveten şunu söyleyeyim. Biz bunu Suriyeli bilmem ne. Bak bizim sadece künefe baklava, Şam'ın tatlısı değil mi? Künefe baklava nar ekşisi, lahmacun. Lahm acin, Arapçadır. Yani
kültürümüz biz oyuz, onlar biziz. Kuneytrahama'da, Kuneytrahama bölgesinde Çerkez, Abhaz vardır, Türkmen vardır, Hatay'ın güney bölgesinde Sünnisi vardır, Alevisi vardır. Ondan sonra Kadri tarikatlarının güçlü olduğu Halep etrafı vardır, Nakşiler vardır. Biz oyuz. Yani anlatamıyoruz galiba. Eğer Misak Milli çizseydin zaten şu an Irak da bizde. Kuzey Irak da bizdeydi. Adam gibi eğer koruyabilselerdi o anlaşma çerçevesinde Misak-ı Milli'yi. O zaman ne diyecektin peki sen kardeşim? Hadi bana söyle. Misak-ı Milli'yi çizdin. Ay bunlar kültürel dokusu bozuk. Hemen biz bunları buradan atalım mı diyecektin ya? Nasıl bir ırkçılıktır bu? Nasıl bir faşizmdir bu? Biz böyle büyük Necip milletiz. Türk milleti böyle bir şey. Aynen öyle. Bak 1864 göçmeniyim. Bak o bilmem ne. Bak o şu. Bak bu. Ya Sünder kemiği arkasında ortak bir kültür var. Aynen öyle. Senin Türk mutfağı dediğin mutfak. Baharatları bitti o. Almanya'da öyle diyorken öyle biteceğim. Almanya'da da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kaçan Yahudileri gene biz eyvallah gel baba dedik. Yahudi de ayırmamışız. Aynen. Eski Nazilerden, şeylerden İsmail'den gelen Yahudilere ya de bugün işte Erdoğan'ın aleyhinde şey kullanmaya çalıştıkları bir fotoğraf var biliyorsun. Hangisi? Teşkilatın ismini çok bilmiyorum ama Yahudi Teşkilatı öyle söyleyeyim. Yahudi Vakfı diyeyim. Az önce senin söylediğine bir ödül vermişti Erdoğan'ın ilk başbakanlığı döneminde. Evet evet. Onu mesela Erdoğan aleyhine falan kullanmaya çalışıyorlar. Az önce senin söylemiş olduğun Yahudi mesele. İşte zannedersin. Abi, o değil ki o. Oradaki, orada yardım ettiğiniz Osmanlı için Türkiye Cumhuriyeti'ne verilen bir madalya. Tabii. Bu dönemin başbakanı Erdoğan'a da takdim ediliyor bu. Bu konuyla ilgili şey yok. Yani antisemitik değiliz, Yahudi düşmanı değiliz. Bunu siyaseten de böyle değiliz. Millet olarak da böyle değiliz. Fakat Musevi Yahudi siyasetçilerle sorunumuz var elbette. Bunu her zaman söylüyoruz. Van Münütü ile de söylüyoruz. Diğer meselelerde de söylüyoruz. Bakın bilgi olsun diye aktarayım. Aramız İsrail'le biliyorsunuz İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye gelmesiyle belirli bir seviyeye ulaştı. Bilmiyorum kaç yıllardan sonra ilk defa bir Cumhurbaşkanı'nı kabul etti Türkiye. İlişkiler iyi gidiyor vesaire vesaire ama bizim hiçbir zaman bu ilişkilerin iyi gittiğini aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın tavrında hareket etmediğimizi haklıya haksız, haklıya haklı, haksıza haksız dediğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Bakın bugün gazetelerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün MHP lideri Sayın Bahçeli ile yapmış olduğu bir iftar haberi var. O iftardan hemen sonra da İsrail Cumhurbaşkanı'nı arayarak özellikle Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik zulmü kınadığı ya da bu konuyla ilgili telefonla görüştüğü haberleri var. Ve bu telefonun hemen arkasından, bak çok enteresan Hikmet, bu telefonun hemen arkasından Mescid-i Aksa'da şiddeti durdurun diye bir telefon görüşmesi yapıyor. Evet. İsrail Cumhurbaşkanı ile. Bu görüşmenin hemen arkasından Ramazan'ın sonuna kadar Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesi İsrail yönetimi tarafından yasaklanıyor. Dünya liderimiz işte. Yok değildir. Kemal Kılıçdaroğlu aramıştır. Halletmiştir liderlik Kemal. Liderlik böyle bir şey hocam. Yani kusura bakmasın dünyada ben en çok neye gülüyor, neye şaşırıyorum. Yani bir Allah'ın takdiri ilahidir bak. Allah halkı seçimine gelmiş bir adamdan söz ediyor. Bak İçeride ne kadar düz konuşuyor. İçeride de sözünüz var. İsrail kamuoyunda da büyük rahatsızlık var. Yaşandı. Buna rağmen İsrail yönetimi Erdoğan'ın telefonu üzerinde bu kararı alabiliyor. Hoş. Bunun bir anlamı var mı? Yok yani. Hainliklerini bu konuda düşmanlıklarını Müslümanlara yönelik. Yapacaklar yine yani. Buna geri durmuyorlar. En azından hafifletiyorsun ülke olarak. Özellikle şu mübarek Ramazan-ı Şerif günü, şu mübarek günlerinde bazen böyle hayal kurmak bir kafanda tahayyülü şeyler düşünsen. Yani hani Eloğlu der ya, ben bazen Yahuca diye kızıyor Ermeni arkadaşlar. Hani imaginary bir düşün. Mesela hayal et. Diyor ki arkadaş, ya diyor ben iktidara gelirsem bunun bir süreleri var. Bu şaka değil. Bakın söylediklerimin arkasında duruyorum. 6 ayda uçururum. 1 yılda bitiririm. 2 yılda. Tabii. 1 yıl içerisinde Orta Doğu barış gücü kurarım. Orta Doğu bilmem ne barış ve bilmem ne birliği kurup evet Esed'le anlaşırım. 5 milyonu da gönderirim. Irak'a da gönderirim. Bağdat'a da gönderirim. Afganistan'a da mücahitlere de gönderirim. Ta giderim atlarım oradan Fizan'a.
Libya'da da barışı bir tesis edelim. Ve Türkiye dünyanın en fazla altı. Şimdi dinliyorsun böyle şimdi. Tamam. Karşıda kim var biliyor musun? Ya bakın bir daha Ramazan hoşlu olsun diye söylüyorum. Binlercesi vardır. Ya kitap yazdım ya. Binlercesi vardır. 3-5 kuş ekmek yedim. Ama son hareketinden son en azından son örneğinden yola çıkarak söylüyorum. Bu adam dünyayı meydan okuyor Kılıçdaroğlu. Bir şey biliyor musun? Bir hayal kuruyor. Ya çıkmış mesela Macron'un karşısına. Bir defa Macron'un kim olduğunu bilip konusunda şüphelerim var. AB'ye girdik diye sabah bir kalkıyorsun AB'ye. Bir bakıyorsun Afrika Birliği çıkmış. Kılıçdaroğlu mu? Ya 2,5 milyon koyun 2 ayda uçakla Katar'a gönderdiler. Ucuz et yetsinler diye. Biz de et bağlı ol diyen şaka bir kafayı. Şu dünya lideri var. Bir Erdoğan var. Hani o kameralarda Erdoğan konuşacak galiba deyince gözümüzü gördük ya. Peşmirde. Ama Erdoğan konuşuyor diye. Bütün dünyanın pür dikkat ettiği dünyaya meydan okuyan bir lider var. 20 yıl bir de. İkinci nesil, üçüncü nesil tanıyor artık dünyayı. Bir de Kılıçdaroğlu çıkacak oraya. Tin tin tin. Devam mı? Çıkacak. Abi fotoğraf verdi mesela düşün. Allah muhafaza. Cumhurbaşkanı olduğunu kabul et. Yani adam yerine koyarlar. Ne saygınlığı var. Ne vizyonu var. Maalesef. Adama koyun desen. Koyun yani. Ne bileyim. Şimdi bir iki haber daha paylaşacağım. Fazla süremiz kalmadı. Bunlardan bir tanesi yani, Halk TV'nin haberi. Hocam çok özür dilerim bir saniye. Demin söyleyince arkadaşlar göndermiş. Baktım hakikaten doğru. Ya diyor siz ırkçı mırkçı diyorsunuz diyor. Süreyya için diyor. En başta Orhan Gazi'nin diyor. Biliyor musunuz diyor. Şeyleri diyor. Eşi diyor. Teodora Hanım'la. Ondan sonra Asporçu Hatun'dur diyor. Yani o da diyor demografiyi bozmuş diyor. Orhan Gazi. Daha Osman Gazi kurmuş. Tamam mı? Osmanlı padişahı. Teodora Hatun'la Asporça. Muhtemelen Balkan. Teodora da bilmiyorum nereli. Bizans'tı. Bizans'tır yani. Müslüman Orhan Gazi. Sonra. Sultan Orhan Gazi yani. Müslüman oldular, evlendiler. Ha ben detayı hatırlamıyorum Osmanlı tarihinde ama şöyle söyleyeyim. Bizans'ın hatalı demografik yapıyı diyor. Osmanlı zamanında bozmuşlar diyor abi diyor. Bitmişler Balkanlı evlenmiş. Tanır mısın etmezsin çorbasını içmişsin. Yok Bizans'ın Rum hatunları almışlar diyor. Espri yapmış. Demek o ki bu hikaye bir yıllık bir hikaye. Demografik yapı deyince bu iş Alparslan'a kadar gider yani. Bütün dünyada yükselen yani, bir ırkçılık yani. Dalgası var. Orası millet olma misyon ve nosyonu unutmayalım. Muhtemelen dolayı. Teodora'ymış. Şimdi Halk TV'nin bir haberi var. Ya bir insan daha nasıl bu ülkeye sırf iktidara karşı duruyorum diye kötülük yaparın vücut bulmuş halini, haberini getireceğim ekranlara şimdi sizlere. Ay, haber Hava Asal tarafından yapılmış. Ha. Halk TV'nin internet sitesinden paylaşılmış. Şimdi 542.557 kişinin maaşı kesilmiş. Doğru değerli misin? İzleyiciler. AKP kaynak arıyormuş. Dolayısıyla Halk TV'den Hava Asal'ın haberine göre, Halk TV'nin haberine göre kaynak arayan AKP engelli ve 65 yaş aylıklarına göz dikmiş. Yani engellinin maaşını kesmiş, yaşlının maaşını kesmiş. Bunların toplamı da 542.557 kişiymiş. Bunu da hazineye aktarmışlar. Zaten para ve kaynak arıyormuş AKP. Bu yaşlının, engellinin maaşlarına göz dikmiş. Hakikaten öyle mi diyorsun? Şimdi yaşlı ve engelli meselesi dediğin anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın uhdesine giriyor. Ve bu konuyla ilgili olarak Derya Yanık'ın açıklama yapması gerekiyor. Derya Hanım da maşallah var. Hakikaten tebrik etmek lazım. Bu konularda anında gördüğü anda saniye sektiriyor. Gelişine çakıyor diyorsun yani. Gelişine çaktığı gibi saniye sektiriyor. Yani. İyi takip ediyor sosyal medyayı. Anında cevap veriyor. Hemen araştırmışlar. Evet diyor 2021 yılında yaşlı aylığı, engelli aylığı veya engelli yakını aylığı eksik haberini tamamlıyor. Kesilenlerin sayısı diyor doğru söylüyorsunuz diyor. 542.557. Niye doğru söylüyorsunuz? Çünkü bu bilgiyi biz verdik zaten diyor. Biz yazdık. Tamam, bakanlık biz verdik bu bilgiyi. Nereden sanki alıyorsun? Peki diyor bunlardan diyor şöyle olmuş olamaz mı diye. İşin ironik kısmını şey ben yapayım. Kestik ama niye kestik? Bir sorun tamam. Bakalım. Banker Bilo'daydı değil mi o? Şener Şen'le İlyas Salman'ın diyordu. Aynen. Kestik ama niye kestik diyor. Şimdi Halk TV'nin amacı haber yapmak olsa kaynak arayışında olan AKP yaşlının maaşına göz dikti falan başlığı atmaz. Mesela şunu araştırabilirdi.
542.557 kişinin 213.767'si vefat etmiş Hikmet ya. Onun için mi kesmişler? Ya onun için mecburen kesilmiş yani. İşte götürüp mezarda da bankomat olmadığı için oraya falan kazıp veremeyecekleri için ne yapalım demiş hükümet. E keselim bari, öldü çünkü, paraya ihtiyacı yok. Bunlardan 111.479'unun SGK kapsamına giriyor. Ne demek SGK kapsamına giriyor demek? Çalışmadığın ve yardıma muhtaç durumda olduğun için devlet sana yardım ediyordu. Sen 111 bin kişi, yani yardım ettiklerin arasında 111 bin 500'ü yaklaşık işe girmiş. İşe. İş bulmuşsun. İş bulmuş. Bari onu da keselim demişler. Dolayısıyla devlet demiş ki hemen keselim. Bunu sen devlet demiş ki ya kardeşim, ya kendin veya hanesinde bakımını sağlayan yakını çalışmaya başladığı için sen artık yardım edilebilecek pozisyondan çıktın. Bunların kriterleri var. Yardım bekleyen başkaları var. Devlet bunlara yardım etmeli diyor. Finalinde sayıyı vereceğim. 66 bin, 67 bin kişi muhtaçlık durumu sona ermiş bir şekilde. 38 bin kişi adres değiştirmiş. Yeni adresinde de başvuru yapmamış. Başvuru yapsa tekrar bağlatılacak. 31 binin engel durumu da %40'ın altına düşmüş veya raporu sona ermiş. Rapor yenilemesi gerekiyor. Kalan 80 bin kişi de çeşitli sebeplerle artık hak sahibi değil bunlar. Ve dolayısıyla bunların aylıkları sonlandırılıyor. Evet. Şimdi derdiniz haber yapmak değil. Derdiniz millete bilgi vermek değil. Derdiniz araştırmacı, gazeteci olan Uğur Dündar'a özenmek değil. İroni yaptım burada da. Altını çizerek söyleyeyim. Evet. Değil, işiniz, gücünüz, hani hep aklıma o şey geliyor. Kadir İnanır'ın bir filmi vardı biliyor musun? Profesör, öğrenci Delikodur falan. Delikodur lan o mu? Yok yok, abi, o değil. Ha, tamam. Öğrenci falan, hocasıyla falan şey yapıyor. Ondan sonra okulu bırakacak, bilmem ne yapacak. İşte bilmem, itlik peşinde olacağım bundan sonra diye başlayan bir cümlesi falan var ya. Bunların dertleri, davaları itlik peşinde koşmak. Kusura bakmayın. Sokak ağzıyla bunun karşılığı budur. Valla çok gülerek geldim. Ben de başka şey derdim. Ben direkt oraya bağladım. Var var. Devamı var da onu söylemiyorum. Hayır, bu bile. İtlik hergilelik peşindeyim bu saatten sonra. Artık okul mu okul yok falan diyor. Bugün formundasın, tamam. Yapmış oldukları itlik ve hergilelik. Derya Hanım'ın cümlesiyle finali bitireyim. Siz anlamak istemiyorsunuz ama diyor biz anlatmaktan yorulmayacağız. Şeffaf, hesap verilebilir ve hak temelli sosyal yardım sistemimizle vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğu sürece yanındayız diyor. Ve bunların da yardıma muhtaç olan, bu geldi, tam onu söyleyecektim. Yaşlı ve engelli aile olan vatandaşların toplam sayılarını da paylaştı. 2020 yılında yaşlı aylığı alanların sayısı 825 binken 2021 yılında 11 bin artarak 836 bin kişiye çıkıyor. Devletin verdiği, bak bu kadar kesintiye rağmen 836 bine yani çıkıyor. Engelli aylığı 2020 yılında 617 binken 2021 yılında 616 bin oluyor. Aradaki fark muhtemelen ya ölüm gerçekleşti ya az önce bahsetmiş olduğumuz raporları yenilenmedi. Ondan dolayı almıyorlar, etmiyorlar. Ya engelli şey, yakını aylığı 95 binden 98 bine kadar çıkmış. Valla bir şey söyleyeyim mi? Hani mübarek yanı Ramazan davaları haber değil onların. Onu anlatmaya çalıştım. Evet, iyi yaptın ama iyi yaptı. İşte Derya Hanım da ne yapsın? Bak burada ironik söylüyorum tabii. Şey söyleyeyim. Yeri durmayacağız diyor. Helal olsun. Derya Hanım, hanımefendi, diğer... Koskoloğlu'nu paylaşacağım. İşte Hulusi Akar, diğer bakanlarımız, Sayın Süleyman Soylularımız, adamlar. Hepsini böyle saygıyla ve sevgiyle anlıyorum. Cevap veriyorsunuz. Vermek durumundasınız. Orman Bakanlığı, bilmem bir müsteşarlığı. Şöyle, biz konuşuyoruz. Halk TV bunu söyledi. O da TV şöyle salladı. Bu kaynağı oturduğu yerden çıkarttı. Kılıçdaroğlu şuradan çıkarttı. Oradan fırlattı. Arkadan sallıyor. Böyle hava verdi falan diye. Açıklamak zorunda kalıyoruz. Kendi de burada, sen de tek tek burada. Derya Hanım efendim vermiş oldum. Yapacağız mecburuz sen. Mecburuz yani. Yani sonuçta bizim görevimiz. Çünkü onlar da görevin başındaki en üst kademedeki yetkililer. Bakanlık seviyesine itibaren açıklamaya, doğruları anlatmaya devam ediyor. Etmeye devam edecek. Zorunda da. Benim acıdığım şey, benim anlamadığım şey, benim hala kavga ettiğim şey de şu. O yüzden belki de bu konuşmalarım benim yazıma, yazı tarzıma da yansıyor. Konuşmama da yansıyor. Dün yukarıda bir takım bazı dijitaldeki arkadaşlarla bir araya geldik. Sohbet ediyoruz. Hikmet abi şöyle oku diyorsun, böyle yazıyor. Ya abi dedim, yani yok ben böyle
edebiyat yapmıyoruz. Biz tek cümle olarak halk diliyle konuşmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz dedik. Olay şu. Hikmet, hızlıca basit. Şunu da Bursa'ya dönmem gerekiyor. Öyle İçişleri mi? Bakanı Süleyman Soylu. Evet. Bir dakika kaldı, yayında bitireceğim. Olay şunu söyleyeyim. Bu kadar çok yalan, bu kadar çok dolan, bu kadar çok asparagas haberle ortaya çıkıp da hala Halk TV'yim, Oda TV'yim, Sözcü'yüm. Ben bunu anlamıyorum. Evet. Arkadaş, bu kadar yalanı okurlara bakmıyor musunuz? Bu kadar alçakça yalan söyleyen bu müfterileri hiç görmüyor musunuz? Takip ediyorsunuz bu siteleri. Yanlış yapıyorsunuz. Arkadaş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cezaevi infaz koruma memurlarının geçiş sırasında patlatılan ve bir şehidimizin, bir ağır dört yaralımızın olduğu Bursa'ya ulaştılar. Olay duyulur duyulmaz hareket etmişlerdi. Şu anda Sayın Bekir Bozdağ ve Sayın Süleyman Soylu saldırının meydana geldiği alandalar. Olay yerine ulaştılar. İlk görüntüler İhlas Haber Ajansı'ndan geliyor. Girmeyelim. Dolayısıyla bu görüntüler, ilk görüntüler, bunları aktarmış olalım. Sayın bakanlara, yetkililer tarafından da bilgi veriliyor. Olay duyulur duyulmaz Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı bölgeye doğru hareket etmişlerdi. Bunlar da bölgeye ulaştıktan hemen sonraki ilk görüntüleri, bunları aktarmış olalım. Şimdi bitiriyoruz. Bir iki bilgiyle bitireceğim. Bunlardan bir tanesi, Kılıçdaroğlu ben haklı çıktım deyip Cumhurbaşkanımızı istifaya davet ettiği gün Yargıtay bir dosyayı daha onamış. Hüseyin Aydın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın avukatı açıklıyor. 35 bin lira daha ödeyecek yalandan dolayı, iftiradan dolayı. Böylece içinde Manadası'nın da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya sayısı 5'e yükseldi. Geçen gün 4 demiştim, bu 5. olmuş. Ödeyeceği tutarsa 195 bin lirayı bulmuş. Bunu aktarmış olalım. 2. Sabah erken kalktığımda bir iftira, bir yalan, bir palavra sıkıp duruyor. Ben mesela şey yaparım. Koyunlar, yalan fonundan karşılığında. Koyunların yerinde olsa koyunlar bile bunu şey yaptı, dava açması lazım. Ya bizi yanlış uçakla gönderdi bilmem ne falan. Ya bu kendi sabah hakikaten ne kadar yüzsüz bir adam ya. Ya kız mı arkadaş? Valla Sami, yüzsüzlük ya. Bak ben yapsam bana da söyle yani. Sabah çıkmış, dün dedi yalan söyledin. Tekrar bunu söylüyorsun diye bana da söyleyin. Konuşmam seninle ya. Konuşmamız halde bu kadar yalan söylesem. Değil böyle mi? Bir şey olabilir en başından yani. Çok rahat olur. Ama tabii işleri ya. Güçleri Allah dediğim Allah gibi Allah. Yani Erdoğan'a bu anlamda hakaret iftira etmek ama FETÖ'yü de savunmak. Ses ver Kılıçdaroğlu 2 diye Süleyman Soylu'nun açıklamaları var. Hrant Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma görevini size kim verdi diye soruyor. Bu kadar açık, aleni, bariz olmasına rağmen FETÖ'nün yaptığı, niye hala failler belli değil bilmem şu diye kurtulanarak FETÖ'yü kurtarmaya çalışıyorsunuz diye soruyor. Bu İbrahim Haskoloğlu meselesi var. Biliyorsunuz bir tweet paylaşmıştı. O tweette Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Hakan Fidan'ın, İçişleri Bakanı'nın kimliklerinin olduğunu, dolayısıyla ulusal veri sistemimize sızıldığını iddia etmiş. Hoş, bunların da fake ve Photoshop'lu olduğu yönünde açıklamalar da olmuştu. Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek suçundan soruşturma başlatıldı. Polis tarafından dün gözaltına alındı. Mahkeme adli kontrol şartlarının uygulanamayacağını varsayarak tutuklanmasına karar verdi. Tutuklayarak cezaevine gönderildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Dijital Ofisi, E-Devlet Sistemi'nde herhangi bir veri sızıntısı olmadığını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuştu. Çünkü kişisel verilerin bu şekilde paylaşılması, artı mahkemenin almış olduğu kararda da isteseydi bunu başsavcılıkta şununla bununla paylaşabilirdi. Bu bilgileri elde etmek için çabaladı ve bu bilgilerle sosyal medya aracılığıyla aleni bir şekilde kişilerin verilerini hukuka aykırı şekilde hem elde etti hem de paylaştı. Çünkü iyi niyet yoktu. Başkalarına ulaştırmaya çalıştım. Kimse dönüş yapmayınca ben de paylaştım diye açıklama yapmış, ifade vermiş Haskoloğlu. Ancak mahkeme bunda iyi niyet görmedi. Çünkü başsavcılıkta paylaşabilirdi ama buna
yerine sosyal medyada paylaşmayı tercih etti arkadaş, diye. Evet yani ben bir mesele. İçişleri Bakanlığı Nüfus İdaresi'nin veyahut da bizim gizli insanlara ait gizli veriler, bilgiler bu tür şeylerle ilgili biliyorsun bu iş sadece burada kalmıyor. İşte o gizli veriler, bilgiler derken casusluğa kadar gidiyor bazı işler. Tehlikeli işler, yani, güvenlik meselesi. Yani dünyanın her tarafında bu yapılır. Bak onu söyleyeyim Murat. Yani hiç bence uzun yorum yapmaya gerek yok. Dünyanın tarafında böyle bir hareket. Amerika'da olsa var ya böyle olmaz. Hani bir gün sonra evine yani gidiyor. Bu tarz manipüle. Anında baskınla 5 dakikada alırlar evinden. Yapıyorlar. Adam. Manipüle çok da kalmadı. Bu da aynı şekilde yaptı Türkiye zaten de. Evet, saniyede alırlar. Şimdi gazeteci daha olmayınca manipüle edilmek kolay oluyor. Büyük ihtimalle öyle diyorlar yorumlara falan baktığımda. İbrahim Haskoloğlu'nun büyük ihtimalle hacker gruplar tarafından manipüle edildiği, yemlendiği, kendisinin de bu yeme geldiği ve bu tabii bu hani sözün şehveti, gazetecilik şehveti. Olayın karşılığı normal. Mevzusu olduğunda hakikaten temkinli davranmak lazım. Gerçek gazeteciler bunları atlamaz deniyor. Böyle yorumlar var. Deyip konuyu bitirelim evet. Burada. Günün manşetini bitirelim. Yarın saat 11'de Hikmet Genç'le gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.